Arkadaşlar herkes yerine yerleştiğine göre rahat mısınız inşallah? Harika. Çok iyi. Evet. Keyfiniz yerinde. Evet. Tabii oturduğunuz yerden ahkam keseceksiniz. Size de sıra gelecek. Arkadaşlar ona göre zehirinizi yavaş atın diye söyleyelim, uyarayım. Çünkü buraya siz de geleceksiniz. Size de ne yapalım artık? Bugün ilk sezon, ilk cengaverler. Ocağı siz yakacaksınız. Ateş sizinle başlayacak. Şef Akademi Doğa'da. Hazır mısınız? Hazırız. Güzel. Hazırız. Malzemeleri bir çek edelim mi? Beraber üstünden geçelim isterseniz. Şimdi süt ürününden yapacaksınız. 3 tarif olmak zorunda. Dolayısıyla süt lazım. Sütümüz nerede? İnekte. İnek nerede? Dağa kaçtı. Dağ nerede? İnek sizi bekliyor olacak tabii ki. Gidip ellerinizle sağacaksınız. Gerçekten sağacağız. Evet, gerçekten sağacaksınız. Ve narin bir hayvan, lütfen özenli ve itinalı davranın kendisine. Biraz da buraya az önce göstermek için getirdik. Orada da bir hafif bir sinirlendi. Korkutayım birazcık. Hafif bir sinirlendi çünkü eşinden ayırdınız. Psikolojik olarak da şu anda çok hazır değil yani. Süt de vermeyebilir. Böyle bir ihtimal de var. Ne yapacağız? Süt inek de. Yapacak bir şey yok. Malzemeleriniz, diğer yan ürünleriniz markette. Ve yeşil sebzeler, domatesler, artık ne kullanacaksınız? Onlar da tarlada biliyorsunuz. Dalında sizleri beklemekte. Şimdi arkadaşlar, sizi inek sağmaya göndereceğim. Hazır mısınız gerçekten? Hazırız. Böyle psikolojik olarak hani değilim. Bir şeye ihtiyacınız değil misin? Değilim. İnek sağmak mı korktun? Dürüst hocam? Olmak gerekirse değilim yani hazır. Ya hiç deneyim var mı böyle? Var, küçükken var ama yani güzel. Bayağı oldu. Peki sizlerde? Hiç yok bende. Burçal'da yok, Elif'te. Ben denemiştim. Bayağı da zor bir şey aslında. Zor bir şey. Bilmiyorum, hassas davranmamız gerektiği konusunda ben de fikrim. Bakalım ne kadar kalabilirim. Peki hazırsanız arkadaşlar, sütlerinizi sağmak üzere canımız ineğimizin yanına gönderiyoruz. Buyurun. Çok bir süreniz yok, rahat davranabilirsiniz. Merhaba. Ay. Çok tatlısınız. İnekler nasılsınız inşallah? Hoş geldiniz. Hoş bulduk abi. Çok sinirliler mi? Sinirlilerdir. Severseniz bir şey olmaz. İsimleri ne? İsim ne? Biri benekli, biri beneksiz. Benekli. Beneksiz. Benekli, beneksiz bu. Beneksiz. Bu da benekli gibi. Beyaz benekli. Sana da benekli diyeceğim ben merhaba. Bundan sonra. Benekli. Sakin mi? Yok, sakinsiz ya. Çok tatlısınız. Ay, kalbi ne kadar tatlı. Sağacağız şimdi. Gördün size. Mi yazma? Merhaba, boynuz. Elinizi böyle aşağı doğru, inilmemesine doğru. Hadi bakalım. Ay, acıtıyor muyum canını acaba? Abi. Sinirlendi, sinirlendi. Sakin, benekli. Tamam, tamam, bir şey yok. Müsaaden olsa şu tarafa geçmeyi planlıyorum ama. Çok tatlısın sen. Yalnız boylu poslu olmasına rağmen inekten birazcık tırstı. Aramız iyi değil ineklerle, dürüst olmak gerekirse. Büyükbaş hayvanların çoğuyla aram iyi değil. Çünkü çok ani ve çok kocaman hareketler yapıyorlar. Gergin, sevimli hayvan ama uzaktan. Sütün de tadı güzel, bu kadar. İlişkin bu kadar yani inekle. Tamam bak, aferin, aferin. Çok kirli. Çok mu kirli? Merhaba inek bey. Oldu işte, yaptın. Ama sen yürüsen bu süreç ilerlemez beneksiz. Benekli bu. Benekli bence o. Beneği olan o yani. O beneksiz. Hayır, karıştırdın sen. Neyse, ikisi de bizim canımız. Deneyeyim mi yaz ben? Süreç bu. Bundan bu, eminim. Nasıl yapacağız bakayım? Ben bunu sevmeye devam edeceğim aldığı kadarıyla. Aha, oldu. Vallahi yaptım. İlk defa yapıyorum. Aa, oldu. Ay, tekme attı. Tekme. Ne yaptı? Yürüdü. Tamam, tamam, yeter. Seni üzmeyeceğim, tamam. Süt sağarken çok gerildim. Korktum çünkü ineğin ne yapacağı belli olmuyor. Yani bir kafa da atabilir, ayağıyla da vurabilir. İlk defa hayatımda bir deneyim yaptım. Biraz yapabildim
Ama Elif arkadaşım daha iyi yaptığı için ona şey yaptık. O ineği sağdı. Elif ben yapamıyorum. Tamam, yok, dur. Gel, ya yapamam. Dur. Sen yap. Bana bir yardım etsene. İki memeden sağalım. Nasıl yapacağım onu? Daha inekten anladıkları yok. Daha dibine inemeyi aşağıya. Nasıl memeleri nasıl tutacaklarını bilmiyorlar. Hayvan da yavaş yavaş memelerini yavaş yavaş yapacaksın da. Yapamadılar. Yeter. Ha? Teşekkürler. Abi çok sağ olasın. Çok teşekkür ederim. Çok sağ ol herkese. Görüşürüz tekrardan. Bu sürprize yeter bence. Yeter değil mi? Yeter, baksana yeter. Yemeğimiz İnşallah. Mükemmel olur. Bravo. Çok emek sarf ettik. Vallahi tebrik ederim. Ben ortamda gözlem yaptım. Hadi geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Çok zormuş. İyi niyetli katkılarından ben ötürü teşekkür ediyoruz Yazıcığım. Her zaman. Motivasyon verdim sadece. Teşekkür ederim. Şimdi isterseniz onu hemen bir ocağa koyun. Tamam. Sütünüzü kaynata durun. Sonrasında ben de sizi markete ve tarlaya göndereceğim malzemeleriniz için. Aldım. Arkada. Bu yeterli olur ya. Koy. Biz yiyeceğiz. Süzgeç. Süzgeçten geçir. Kaynattıktan sonra süzelim. Kaynatacağız şu an. Siz kendiniz süzgeçle önce süzer, öyle kaynatırsınız. Kesin. Kesinlikle birleştiriyoruz bu kadınları. Ama süzgeçten geçir, böyle kaynatıyoruz. Ziyade olsun. Daha dakika bir gol bir daha karışmayın işte. Karışmıyoruz, yardımcı oluyoruz arkadaşlar. Kapaksız. Taşar. Böyle taşıyacak, kapağını aç. Derdim değil. Bırak. Şu taşı koy. Ya. Taşmasın lazım. Arkadaşlar. Tahta kaşık koy. Şu taşı yoksa tahta kaşık koy. Neye karışmayın? Karışmak için buradasınız da hani. Dediler ya yorum yap o yüzden. Herkes kendi sütünde yapsın arkadaşlar. Sakin. Biz de ilk defa süt kaynatmıyoruz. Herkes bir sakin olsun. Kaybederlerse yazık günah yani. Boş ver. Çok üzülürsün değil mi? Rekabet keyifli olsun. Çok üzülürsün. Nasıl yapıldığını bilmiyor musun? Bir sus da bir... Rekabet keyifli olsun. Bırak rekabeti biz yapsınlar daha, ne karşıyız? Bir kafa çıkacak birazdan, uğraş. Tamam mısınız? Tamamız. Hazırız. Ocağa. Hazırız. Sütü de evet ocağa koydunuz. Arkadaşlar, iki kişi tarlaya, bir kişi markete gidecek. Aklınızda, yani kim hafızasına iyi yazdıysa markete, tarladan da hızlıca toplayacak, geleceksiniz. 10 dakika içerisinde bütün malzemelerinizi toplayıp burada olacaksınız, haberiniz olsun. Kim gidiyor tarlaya, kim markete gidiyor? Ben tarlaya alayım. Sen markete git. Tamam, markete gidelim. Biz tarladan sonra markete yardıma gidebilir miyiz? Hayır, burada olacaksınız. Direkt tamam. Yasak gibi mi? Yok, bence karışmayalım birbirimizin işine. Yani suyla yağ gibi olsun, ikisi ayrı olmasını tercih ederiz. Tamam. Tamam, hazırsanız sürenizi başlatıyorum. Tamam. 10 dakikanız var. Hazırsın. Haydi bakalım, başladık. Şimdi, varınca yaz. Market orada. Heyecanlandım. Koşmam ya.